Sırıtıyor musun sen? Mert mi aradı? Ne oldu? Yok, ne alakası var? Diyeceğim. Cumbulum. Gamze'ciğim, ne yapıyorsun? Allah'ım ne yapıyorsun? Oh. Ah. Aman da iyi insanmış da, arıyormuş da. Hadi bir konuş bakayım. Efendim? Selam. Ya böyle boğaz etmiş gibi de olmak istemem ama akşam yemek mi yesek beraber? Hani dördümüz de olabilir. Arya da Umut'u görmekten mutlu olur. Akşam? Ay, kalırım ben, kalırım. Sen git. Git, ben kalırım. Teyzem ben de Umut'a ben bakarım diyor ama... Süper. O zaman ben de Arya'yı organize edeyim. Hem ikimiz baş başa oluruz. Böylesi daha iyi olmaz mı? Ben seni 2 dakikaya arayayım mı? Bir organize edebiliyor muyum? Ona bakayım nasıl edeceğim. Tamam, bekliyorum. Tamam. Kız niye kapattın telefonu? Ben kalırım dedim ya. Akif gelir bizi buradan alır. Ara çocuğu hemen, geliyorum de. Hadi. Ya biraz hızlı olmuyor mu teyze? Ay ne hızlı olması al. Eğer gitmezsen bütün gece burada kalır, beynin etini yerim valla. Geceyi benimle geçirmek istiyorsan sen bilirsin. Ben Mert'i arayayım. Aa, bak işte böyle, işte böyle. İşte bak bu teyze hoş, bu teyze hoş nasıl böyle yaptı oğlum? Kimle dans ediyor bu teyze hoş oğlum? Sen kimle dans ediyorsun? Yalnız bana olan aşkın gözlerimi yaşartmadı değil. Das Risiko für uns ist viel zu groß. Das müssen wir unbedingt ausschalten während dieser Operation. Operasyon sürerken bu bizim için tamamen ortadan kalkması gereken bir risk. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Ya bir dakika, bir dakika. Çevir bakayım, bir şey söyleyeyim. Ne zannediyor bunlar yani? Tek çalışma disiplini bunların memleketinde var falan. Böyle bir şey mi zannediyorlar? Ha? Adem. Neymiş yani? Bak, bak hocam çevir bunu. Bu memlekette söz namustur. Sen anlatabiliyor muyum? Tamam. Tamam mı? Bizim taahhüt ettiğimiz şeyler ortada. İş yapacaksa yapsınlar, yapmayacaklarsa burada tatava etmesinler. Hadi ne abi? Çevireyim mi? Çevir abi. Çevir, çevir. Abi. Aynen çevir. Çevir abi. Çevir abi. Es ist ein bisschen sauer. Er meint, nicht nur wir leisten gute Arbeiten, auch die können gute Arbeiten leisten. Und nicht nur wir sind vertrauenswürdig, auch die sind vertrauenswürdig. Er sagt, dass das Wort, was die hier sagen, ist auch Ehrenwort. Ich glaube, da kann er nicht. Meine Herren, wir sind hier gekommen, um uns zu verteidigen. Wir stellen hier lediglich professionelle Fragen. Ne diyorlar? Biz burada kendimizi koruma amaçlı gelmedik. Biz gayet profesyonel bir soru sorduk diyor. Ve Adem Bey herhalde stresli. Ich denke, wir warten am besten, bis der Herr sich beruhigt hat. Biraz sakinleştikten sonra. Kusura bakmayın. Biz önce başka yerlerle bir görüşelim. Ondan sonra size tekrardan... Ama öyle dan diye de çevrilir mi yani? Do you speak English? Hallederiz. Beğendin mi? Mutlu musun? Tamam, bu mu? Ne yapacağız abi? Mi yazacağız? Allah Allah. Merak etme, dönerler. Tabii. Biliyoruz. Sana güvendiğimize ne kadar merak etmememiz gerektiğini biliyoruz. Merak etme. Sen az evvel bizim ipimizi kestin, farkında mı değilsin, değilmiş gibi davranıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Abiciğim kusura bakma, ben Dilara ile çok pis bir kavga ettim, anlatabiliyor muyum? Çok yani, şu an böyle dünyayı gözüm görmüyor. Kusura bakma. Ne oldu? Bir tane sevgili bulmuş kendine ya. Ya ben kendi çocuğumun yüzünü kendi sevgilime gün yüzüyle gösteremiyorum. Bir tane lavukla uğraşacağız şimdi. Duygularını frenleyemeyen tek insan sen değilsin Fikret. Anlatabiliyor muyum? Ha yani. Ha bu dik durma konusunda ben hala aynı fikirdeyim. Tamam. Yöntemin biraz yanlış olabilir. Ama yani şu halde bile senin ilk aklına gelen şey seni sabote ediyor olmamsa... Kusura bakma da yani bu Almanlarla yaşanan şeyden daha büyük bir problem var demektir ortada. Anlatabiliyor muyum? Adem. Evet. Aa, siz niye uğraştınız alışverişle? Nazif hallederdi. Yok yok. Hadi dedim bu akşamki yemek de benden olsun. Ne de olsa şefin karısı sayılırım değil mi? Dur dur, alma her şeyi elinden. Bakayım yemek yapmak gerçekten ne kadar mutluluk vereceğiz. Sen bana bir tane yapışmaz tavayla tencere verebilir misin? Hay hay.
Gibi. Bileğinize sağlık. Bileğinize kuvvet maşallah. Kayı gibi eziyorsunuz onları maşallah. Dayanıklı malzemede güç gösterisi yapıyorum Gülistan. Hırsımı atıyorum ben de, iyi oluyor. Ben şey mi yapsam acaba? Cam kaseye getirsem onda mı devam etsek? Yok yok, iyi bu, iyi. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Bana blender'ı versene. Tamam. Şöyle takalım. Aynen öyle. Biz yıllardır fazla hassas davranıyormuşuz demek ki. Değil mi? Ha? Kesinlikle yemek yapmanın ruhu iyi gelen bir tarafı var. Olmaz olur mu ya? Hem insanı mutlu ediyor, hem de sevdiğini mutlu ediyorsun. Hani böyle şey, böyle insanın işinin içini böyle ışıldatıyor gibi. Aa, Anastasya geldi. Ama şey, kış bahçesine gidiyor, neden? Gülistan, sen şunlara bir baka dur. Tamam oldu zaten onlar. Hı. Ha Gülistan, bir de şey, tencereyi kaldırma olur mu? Ben sonra dönüp etleri onu da soslayacağım, fırına atacağım. Fırına, tamam. Haydi o zaman. Tamam. İki dakikaya gelirim zaten. Hı. Anastasya. Merhaba. Merhaba. Niye burada bekliyorsun? İçeri gelsene. Annem yok. Olsun. Ya gelirse? Zaten ben eşyalarımı toplayıp gideceğim. Nurgül abla sağ olsun toparlıyor şimdi. Anastasya. Ya ben acayip suçluluk hissediyorum. Yani sorumlu hissediyorum kendimi. Sonuçta ben sana gitme dedim. Kanun için ısrar ettim. Hani sebebiyet verdim aslında. Hayır, siz bize yardım etmek istediniz. Ama olmadı yani, bu zorlamakla olmuyor. Osman çok üzgün. Biz de çok üzgünüz, hepimiz çok üzüldük. Ama biliyorsun değil mi? Annem hasta olduğu için savunamıyoruz seni. Üstüne gidemiyoruz. Yoksa aslında herkes seni çok seviyor. Kimse muhalefet değil. Bir kişi hariç. Onu da idare etmek zorundayız. Ama zamanla, sabırla kabullendirebiliriz yani, hassasiyetle, sevgiyle. Biraz zaman alacak tabii ama sonuçta senin buradan gidiyor olman Osman'la sizin ilişkinizi etkilemeyecektir. Hem sen demiştin, Osman'ın elini bırakmayacağım, o benim yuvam. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Siz zaten benim hayalimdeki aile gibisiniz. Ama zaten sizin çok derdiniz var. Sen hiç bunlara takılma. Biz zaten tecrübeliyiz. Süreyya Hanım, anneler istemezse yuva yuva olmaz zaten. Yani siz diyorsunuz ki anne hasta. Anne üzülürse Osman da üzülür. Arada kalır, yorulur. Yani zaten biz Osman'la daha yeniyiz. Osman şu anda bana tam olarak ne hissettiğini bilemez.
Ben bu şekilde hayal etmedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Özleyeceğim seni. Ben de sizi çok özleyeceğim. Alıştık bile. Yes. Yes, okay. Tomorrow at 20 PM, directly to Moscow, please. Okay, thank you. Ulan ne güzel Rusça öğreniyorduk be. Baka baka. Всего хорошего. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür. Nasıl? Buranın çok metini duydum da ondan değişik bir tat olsun diye seni getirdim buraya. Anastasya gitti. Gitmiş Anastasya. Vallahi tam zamanında kaçırdım beni. Bir daha görüp sinirimi atmadı. Hayatım bir değişiklik olsun diye seni buraya getirdim. Sen hala elinde telefon konağı yönetiyorsun yavrum. Ne yapayım? Ne yapayım? Osman en mülayim, en saf kalpli çocuğum benim. Hebam olsun çocuk. Evet. Osman iyi bir çocuk. Ama artık yetişkin. Yani kendi kararlarını kendi verebilir. Bu gerçekten güzelmiş. Bakma bana öyle. İlahi bu taş olur mu? Aşılanmaz. Hatta olmayacak bir dua bu yani. Allah aşkına bir düşünsene, bunlar evlendiler, çocukları oldu. Hangi dille, hangi görgüyle büyüyecek yani? İkisiyle birden. Bu daha bir zenginlik değil mi? Ha? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sen aynen sizinkiler gibi davranmaya başladın. Yani sizinkilerin bizim geleceğimiz için kendi pencerelerinden baktıkları gibi bakıyorsun. Ama ne oldu? Onların öngördüğü hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Sen bir tatlı yesene. Bana bak. Benim ağzımı böyle kapatamazsın, tamam mı? Güzelmiş ama. Sevgili, yetiştin mi? İyi uyumadan yüzünü gördüm oley. Aa, beni şarj et, şarj et hayatım. Bitti. Yatağı kıyafetlerinle. Sevgilim, ya bir şey söyleyeceğim. Evden acayip büyük baskı yiyorum ha. Ya gözünü aç, bir şey söylüyorum. Acayip baskı yiyorum. Bak herkes bana seni soruyor. Nerede Faruk, nerede Faruk diye. Biraz daha sık dişini aşkım. Az kaldı. Ben onlara güzel bir sürpriz yapacağım. Annem sakinledin mi biraz? Yani.
biraz daha iyi. Kendi içinde konuyu kapattı çünkü. Erkenden de yattı. Ama Osman'ı bilmiyorum. Çok merak ediyorum çocuk ne yapacak. Osman o kızı bırakmaz. Merak etme sen. Teyze ne dedi? Hiç konuşamadık seninle. Ay Faruk sorma. Şimdi bizim okulda bir çocuk var. Çok tatlı bir kız. Onun babası var, Veli. Şimdi Dilara ile onlar görüşmeye başladı, tamam mı? Adem bunu duymuş, delirmiş. Ne diyorsun? Ne diyorum tabii. O yüzden Adem bugün saçmalamış şirkette. Aa, ne yapmış? Ne yaptı? Ya bugün bir toplantı vardı, tamam mı? Fikret'le bunlar birbirine girmişler. Tabii adamlar çekmiş gitmiş falan. Akif beni arıyor, yana yakıla abi koş. Ben tuttum kendimi tabii, gitmedim de. Yani ikisi böyle bakalım durum nasıl idare edecekler diye Fikret'i aradım. O da beni hiç bulaştırmadı, ben de hiç karışmadım yani. Vay be. Allah Allah, niye o kadar delirmiş ki? Zoruna gitmiştir tabii ki, yani niye saçmalasın? Kimin zoruna gitmiştir? Bir saniye, niye zoruna gidiyor, pardon? Niye Dilara'nın zoruna gitmesin de onun zoruna gitsin? Aşkım, Dilara'nın da ilk başta zoruna gitmedi mi? O da hemen kabullendi mi? Bir dakika, arada fark var. O zaman Dilara, Adem'in duygularının onunkilere karşılıklı olduğunu zannediyordu. Hatırlatırım, Adem o zaman boncukçuluk yapıyordu. Nereden bilsin kız Adem'in bir anda bir ilişkiye atılabilecek güçte olduğunu? Tamam, ben susuyorum. Bu iş beni tehlikeli bir yere götürecek. Ben yine Adem yüzünden bu gece karıma sarılmadan yatamam. Hayır, zaten bunda tartışacak bir şey yok ki. Dilara bayağı düpedüz haklı. Yalan mı Faruk? Ya sen benimle dalgalı geçiyorsun. Hadi ben şey yapayım, duşa. Git sen duşa, aynen soğuk suyla bir yıkanıver. Tamam, uyuma. Uyuma. Tamam mı? Uyuma bak, bekle. Hemen geliyorum. Dilara haklıysa belki uyuma. Adem'e bak ya. Kızmışım ya. Niye seslenmedin? Ne uyandırayım? Uyuyorsun işte. Uyumuşum vallahi. Çok yoğundu gün. Yorulmuşum. Uyumuşum. O sakinleyememişsin hala. Evet abi, sakinleyemedim. Sakinleyemedim çünkü en azından senin beni anlayacağını düşünüyordum Güneş. Anlatabildim mi? Sen Dilara'yı mı kıskandın? Ya ne kıskanması be? Ne alakası var? Ne kıskanması? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Benim bütün derdim oğlum. Anlatabiliyor muyum? Sen Dilara'dan bizim ilişkimize anlayış göstermesi... Ya ne anlayışı göstereceğim Allah aşkına? O anlayış gösteriyor mu? Ben sana oğlumu gösterebiliyor muyum? O lavuk niye görüyor? Bravo. Vallahi ona göre de ben lavuğum o zaman Adem. O anlayış göstermedi. Niye biliyor musun? Çünkü sizinle ilgili umudu daha tükenmemişti. O yüzden onun beni gördüğünde yaşadığı şeyle... ...senin onun yanında birini gördüğünde yaşadığın şey aynı olamaz. Tamam mı? Ayrıca Umut'la ilgili burada hayal kuruyorsan... ...Dilara'nın bizim ilişkimizi kabul etmesini bekliyorsan... ...sen de onun hayatında birinin olduğunu kabul edeceksin. Ya da biz de ayrılacağız. Herkes çocuğunu kimseye bulaştırmadan büyütecek, gidecek. Aynen öyle. Ayrıca sen neye ne tepki verdiğinde bul, ondan sonra konuşalım. Hazır terapiye gidiyorken de bunu da konuşun bence. Müsaade var mı? Estağfurullah abi.
Buyur. Oo. Al içini sınsın. Abi vallahi bu çok iyi geldi. Sen şey görmedik hiç geldiğini. Uyumadığını söyleseydin arardım oğlum seni. Zaten konuşacaktım seninle de. Mutfaktan gördüm tesadüfen. Ne oldu Akif, öttü mü? Öttü ne oğlum? Sen anlatmayacak mıydın? Aman Akif duymasın. Yine celallenecek ben gidiyorum diye. Çocuk zaten senin orada muhbir konumunda olduğunu hissediyor. O yüzden durmak istemiyor. Ya işte endişelenmiş, telaşlanmış. Anlattı yani, bir şey değil. Adem bu Dilara meselesini hiç konuştu mu seninle? Dilara galiba biriyle görüşüyormuş ha. Söyledi. Söyledi de işte. Yani. Profesyonel davranması lazım tabii de. Ama işte. Ya abi aslında. Yani sorun ne yaptığı, nasıl yaptığı değil de. Benim aklıma takılan başka bir şey ya. Yani ben başka bir şeyle cebelleşiyorum. Neymiş? Ya biz seninle bir düzen kurmuşuz. Yani hani ne kadar kavga edersek edelim, ne kadar tartışırsak tartışalım. Ben sana ne kadar muhalif olursam olayım. Hep sana güvendim. Önünde sonunda güvendim yani. Sırtım sana yasladım. Bugün yani... Bilmiyorum, ben de toparlayamadım. Çünkü patladım bir anda. Adem'e neyin var diye sormak aklıma bile gelmedi. Hatta yani ben şirketi böyle sabote etmeye çalıştığını düşündüm. Daha doğrusu ilk aklıma gelen bu oldu. Yani ben Adem'e o kadar güvenmediğimi fark ettim. Güvenemediğimi fark ettim. Ben ayarsız bir herif. Tabii ki yani. Hepimiz biliyoruz bunu da işte orada yani. Ya tut kendini. Değil mi yani? Orada yapma işte. Bir tut kendini. Ondan sonra gel ne yapıyorsan yap. Bana patla. Ne istiyorsan yap. Anlattığın profil hiç yabancı gelmedi bana. Yok canım. Estağfurullah. Hayır. Ne alakası var? Ne yaptın? Ah mı ettin? Ha? Bak doğru söyle. Ah mı ettin? Ettiğini çek mi dedin? Ne dedin? Ya. Zaten biliyorsun deli deli dakikada bulur. Düşmanıma bile dilemem. Aman aman. Sen nasıl bu kadar sakin kaldın peki? Niye atlayıp gelmedin? Ne yapıyorsunuz oğlum, daha ilk toplantıda niye batırıyorsunuz demedin? Nasıl oldu? Oğlum niyetinizi biliyorum. Ya böyle düşe kalka yolunuzu bulacaksınız yani, eminim. O işe ben pek emin değilim yani. Nasıl olacak? Ben Adem'e tekrardan nasıl güvenebileceğim? Sen önce kendine güveneceksin. Her girdiğin türbülansla başkasını suçlamayı bırakacaksın. Bak senin de dediğin gibi. Adem seni batırdıysa oradan çıkamamanın %50 suçlusu sensin. Bak bu kabulleniş insanı böyle çözüme götürür, söyleyeyim sana. Tamam oğlum, ticaret bu, batarsın çıkarsın, sarsıntılar yaşarsın, olur. Olmaz değil. Eğer kontrolün sende olmasını istiyorsan o direksiyonun kontrolünü de full ele geçireceksin. Adem'e gelince, yani Adem yaralı bir adam. Yani bazı sıkıntıları olacak, olmayacak değil. Ama önemli olan niyeti. Ona bakacaksın sen. O acemi, yani aile olma konusunda acemi, kardeş olma konusunda acemi. Ona sen öğreteceksin. O seni seçti, Pikachu. Ben de adama bugün
dağıttım resmen herifi dan diye. İnanıyorum ben size. Siz birbirinizin kıymetlisisiniz. Ya. Bundan eminim ben. Ya sen bana sor onu. Ben sırf bunu kıskandığım için çekememezlikten istifa ettim lan. Bu Osman Ağa ne olacak ya? Vallahi bilmiyorum abi. Russian Bride diye şaka yaptık ama gerçek çıktı yani. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız abi. Bir müddet daha böyle gizli liseli aşık gibi takılacaklar işte yani. Zaten öyle yapmıyorlar mıydı Adem görmeseydi? Yani yapacaklar aynısı. Anastasya. Dur. Abi tamam. Abi sen. Ya dur, ne tamam, sakin ol. Abi şunu alacağım. Tamam ben halledeceğim abi. Tamam Anastasya sakin. Nereye? Nereye? Ne yani benimle konuşmadan gidecek miydin gerçekten? Böyle daha kolay olur. Kime göre? Neye göre Anastasya? Sen beni sevmiyor musun? Ha? Bu kadar kolay mı beni bırakıp gitmek? Ya Osman bak. Ben zaten seni sevdiğim için gidiyorum. Anlıyor musun? Ama sen anneyi de seviyorsun, beni de seviyorsun sen. Yani... Bak ben de yalan yok. Bizden hiçbir şey olmaz böyle, anlıyor musun? Olmaz. Bak, karşısına geçtin, res çıktın. Sonra olanları bir düşün. Yani sen üzülürsün sadece. Kendine yersin. Böyle yaşanan aşk yok olur sadece. Ben yok olmak istemiyorum Osman. Bir de sen şimdi bilmiyorsun bile yani sevdiğim ben miyim? Yoksa annenin kaşına geçmek mi? Sen bana evde işte mecburen hani sen bu evin gelini olarak kendine hisset dedin ama yani bence sen evliliği bile şu an hazır değilsin. Sen karıştın şu anda ne doğru hissedersin ne de doğru düşünürsün hata yaparsın. Ben şu anda kimsenin hayatında bir daha hata olmak istemiyorum Osman. Anlıyor musun? İstemiyorum. Osman lütfen bırak yani ben gidiyorum. Bak. Ben ne yaşadığımın farkındayım. Duygularımdan da eminim. Sen benim bu dünyada başıma gelmiş en güzel şeylerden birisin. Ve kimsenin bunu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Söz. Söz. Thank you.
bir sonbahar. Estikçe üşütür beni, özlerim seni, özlerim seni. Farkında hiç olmadan kırdıysam özür dilerim. Özledim seni, özledim seni. Sen bilirsin en iyisi, kollarında ölmeden mutlu olmak zordur derler. Kötü günler Osman ya. Böyle neyi kutluyoruz biz böyle bu akşam? Yok abi, şey öylesine. Taze görünce alayım dedim. Nurgül abla, o yuvarlaklar annemin yalnız. Şekersiz kendisi. Baklavalar da fenaymış ha. Diyorsun ki Faruk'u mutfakta geçemeyeceğim. Bari baklavayla prim toplayayım. Annem de şimdi herkesi şişmanlatacağım diyorsun yani Osman. Yok canım. Evet. Osman çok düşünür annesini, sağ olsun. Oğlum sen de ne zaman altından su yürütüp çıktın ama. Yarama çalışma. Bakıyor. Ya. Bak, gözlerinden kontak etsin ben. Gözünü sen atma. Bakıyorum, evet. Bakıyorum. Gözüyle kontak kurma. Nasıl gidiyor maç yukarıda? Ay çok zorlu bir maçtı vallahi. Çocuğum var, gücüyle uykuya direndi. E tabii canım. Ha. Çocuk babasını özlüyor. Bu baklava benim mi? Hı-hı. Babası gelsin, ben hesabını soracağım anne. Sen hiç merak etme. Hay sahiden Faruk nerede Süreyya? Hiç gözükmüyor. Şşş, bana bak. Süreyya, MİT'e falan mı girdi? CIA, Mossad, bir şey. Revü, kızlar, pavyon, gece hayatı. Yo yo, gece hayatı olmaz, olmaz. Yani gece hayatına girse Süreyya böyle rahat olmaz. Ama demek ki abim işini buldu ve Süreyya bize söylemiyor. Bilmiyorum, ben şu an baklava yiyorum. Hiçbirinizle muhatap olamam, çok güzel. Gece bekçisi. Buran Holding'de. Yemin ediyorum ajanlık yapıyor şu anda orada. Aman aşkım, helal. Helal. Neyse. Vur vur patlıyor. E tabii, olacağı o sonuç olarak. Helal, helal. Basma kaçma. Sahi Süreyya, bu Faruk nelerin peşinde Allah'ını seversen? Geldi. Ya adam lafını sayın. Tam zamanında. Allah aşkına gel, sen gel, gel, gel. Geldin. Faruk Bey, hakkınızda spekülasyonlar var. Geceleri neredesiniz? Süreyya Hanım cevap vermedi de o yüzden soruyoruz. Aa, ben karıma bu konu hakkında basın yasağı koydum. Özür diliyorum. Açıklama yapamaz sizlere. Sadece söyleyeceğim şey şudur ki... yarın akşam hiç kimseye yemek sözü vermiyorsunuz. Sizlere göndereceğim konum ve zamandan sonra beni buluyorsunuz. Sadece şimdilik açıklamalarım bu kadar, sorular almıyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Bir saniye, bir iyi akşamlar. Hayır. Faruk Bey, Faruk Bey, bunlar çok çelişki açıklamalar. Lütfen cevap verir misiniz? Lütfen. Geceleri neredesiniz? O çocuk nasıl büyüyecek? Of. Evet, bu akşam da Faruk Boran'dan tatmin edici bir cevap alamadık. Sorular cevapsız kaldı. Bursa'dan sevgiler, Osman. Az sonra. Yemin ediyorum var ya sevgilim, tam zamanında geldin yani. Ya bayağı şaka maka açıyoruz ha yarın dükkanı. İçine sindi mi her şey? İstediğin gibi oldu mu her şey? Yaz huysuzlandı mı? Yani. Ama olsun, yüzünü gördükten sonra biraz rahatladı telefonda. Faruk. Hı. Ya restoran açtıktan sonra daha az çalışacaksın değil mi? Bu kadar yoğun çalışmayacaksın. Hı.
ustalarla işim az kaldı. Bitmek üzere. Ben bize de bir yer yaptım. Siz de benimle beraber olacaksınız orada. Tıpkı senin çocukluğundaki gibi. Merak etme, her şey çok güzel olacak. Bu süre zarfında beni idare ettiğin için teşekkür ederim. Gerçekten desteğin çok kıymetli. Her zaman. Canım gel, geldim. Geldim. Ya korkma. Annemler nerede? Annen sana anlattı. Sen bundan sonra bizle beraber kalacaksın canım benim. Niye korkuyorsun? Yapma. Ara annemleri gelsinler. Tamam. Canım gelecekler. Ne zaman gelecekler? Teyze sabah uyanınca gelir misin? Günaydın. Ay, kusura bakmayın rahatsız ettim ama Senem Hanım geldi. Kış bahçesini aldık. Ay. Teyze. Ya. Merak ettim. Tamam gel dedim de bu kadar erken. Bu ne? Ya gece görseydim mesajını, o saatte damlayacaktım. Ne oldu? Sen niye darlandın o saatte? Ne oldu? Ha? Bilmiyorum. Şöyle. Bir sıkıntı var. Sanki benim kalbimi bir el sıkıyor gibi. Hayırdır? Ya şöyle. Ya ben bir süredir hep aynı rüyayı görüyorum. Çok garip bir rüya. Böyle şimdi net bir şey yok. Böyle parça parça her şey. Önce dedim ki stresten herhalde. Yorgunluktan ya da Faruk'la aram bir bozuldu ya. Ona yordum. Ama hep aynı rüya yani. Böyle
keman sesi var kafamın içinde. Bir çocuk var. Duvarın dibinde çocuğa böyle ulaşamıyorum, kabuslarda uyanıyorum falan. Önce sandım ki yaz. Da benmişim. Nasıl yani, ben bir şey anlamadım ki. Ya şöyle. Bir kız var, tamam mı? Böyle uyanıyor böyle, anne diyor, baba diyor. Aranıyor çocuk. Çok yalnız bir his böyle. Sonra bir tombulca bir kadın geliyor içeri. Çok da tatlı bir kadın ama çok korkuyor çocuk kadından falan. Sonra kadın diyor ki Süreyya diyor. Ya çocuk benmişim yani. Yani kız bu Fatma teyze olmasın. Böyle tombul, tatlış bir kadındı o. Öyle mi? Fatma teyze kim ya? Nasıl? Kız hatırlamıyor musun Fatma teyzeyi? Annenler meyhaneye gittiğinde hep seni ona bırakırlardı. O baktı ya sana. Teyze ne diyorsun ya? Ben hep annemlerle babamlarlaydım zaten. Ya olur mu? Hep Fatma teyzeyleydin. Arada böyle zapt edemiyormuş seni. Meyhane diye tutturuyormuşsun. O da bir iki kere götürmüş. Yoksa sen ne yapacaksın her gece meyhane masalarında? Telef olurdun. Kıyamıyordu o sana. Çok severdi seni. Anneler sürekli çalışıyordu be kıza. Hep borç içindelerdi. Anneciğin seni öyle pek göremiyordu ki. Teyze ya biz annemle babamla beraber pikniklere giderdik. Taçlar yapardı bana hep babam, annem papatyadan, hatırlamıyor musun? Ay hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum tabii. Böyle papatyadan tacı ben yapardım ama sana. Annem pek bilmezdi ki. Hem ne pikniğine gideceksiniz? Onlar hiç restorandan çıkamıyorlardı ya. Annemle babam beni çok severdi. Hep beraberdik biz. Severlerdi tabii. Kuzum sevmez olurlar mı? Ama insan birini kaybedince en güzel ana kırıntılarını bile topluyor. Sen de o küçücük aklınla çocuk dünyanda güzel anları toplamışsın. Yoksa annenle baban Faruk gibi koşturup dururlar. Para da yok ellerinde. İşte son zamanlarda iyice sinirleri de bozulmuştu annenin. O yüzden Fatma teyze bakardı sana. Sağ olsun. Sağ mı? Bilmem. Sağdır herhalde. Yoksa haberi gelirdi. O dükkanın karşısında bir evde oturuyordu o zaman. Bak işte ne tesadüf, rüyalarına da girmiş. Efendim Faruk. Nedir abicim söyle. Saydırmak için mi görüntülü aradın? Akşam seni yemeğe davet etmek için aradım. Hazırlık yapacağım yoksa gelirdim de. Nasıl yani? Saydırmayacak mısın? Abi bana ne? Ne yaparsanız yapın artık. Ben size bıraktım işi gücü. Tamam mı? Ya yani kafa göz yarmayın da başka bir şey istemiyorum sizden. madem konuyu açtın. Tamam biraz konuşalım. Yani Fikret, onu bildim bileli şoförlüğe meraklı bir çocuktu. İlk kez de direksiyon başında. O yüzden çok heyecanlı. Yani en stabil halinde bile çok durağan olduğu söylenemez. Değil mi? Önce konuşur sonra düşünür malum. Ama hiçbir zaman ağzını bozduğu kadar kolay kolay kalbini bozmaz. Bundan emin ol. Yani benden az şikayet etmiştir. Eminim. tabii sen bunda yenisin. O da var. Ama unutma. Kardeş kavgasında hiçbir zaman alınganlık olmaz.
Yani emin ol Fikret en az iş kadar seni kırdığı için de üzgün. Ya işte al birini vur ötekine diyorsun. Ya birader sen emin misin bu iki deliye bu şirkete emanet etmek istediğine? Ya ben çok eğleniyorum haberin olsun. Az çekmedim lan sizden. İyi şimdi birbirinizi biraz çekin diyorsun yani öyle mi? İyiymiş peki. Yalnız bir şey söyleyeyim ben... Dağıttıklarımı toplayacağım yani emin ol hakikaten. Yani ben bu aileye girene kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Öyle Fikret Bey'in iki kaprisine sağdan kolay kolay çekilmem. Haberin olsun. Bu işte ya tabii ki. Yani ben akşam sofrada böyle asık suratlı kimseyi görmemenin garantisi için aradım. Neredesin sen ya? Sana saat ve konum atacağım. Tamam mı? Atlar gelirsin akşam. Ay Gizem iyidir diyorsun ha? Hayırdır sen başımıza Sadun Bora mu çıktın? Tekneyle dünyayı mı dolaşacaksın? Ne yapacaksın? Gelir görürsün. Hadi öpüyorum seni bekliyorum akşam. Hadi işlerim var. Gel bakalım. Baba. Benim güzel prensesim gel bakalım. Hoppa. Çak. nasıl geçti? Bomba her zamanki gibi. Baba biliyor musun? Sana bir sürpriz hazırladık. Ama ne söylenmez. Dilara öğretmenimin fikriydi. Öyle mi? Aryacığım sen ne kadar güzel sır saklıyorsun. Ama öğretmenim ben şarkı olduğunu söylemedim ki. Sadece sürpriz olduğunu söyledim. Aferin benim güzel kızıma. O zaman ben sana hemen arabanın anahtarını vereyim. Çünkü arabada seni bir pamuk şeker bekliyor. Başkası yemeden koş yetiş. Koş koş koş. Görüşürüz. Şarkı olduğunu söylemedim ki diyor ya. Kim? Ne? Neyi? Ya. Ya ben hiçbir şey duymuyorum. Ben hiçbir şey duymuyorum. Tamam tamam. Ya, yoksa bana şarkı mı söyleyecektiniz öğretmenim? O kadarını da artık bilmeyiverin. Bak sakın kızı konuşturma. Hocam konuşturmam. Niye konuşturayım? Şey mi yapsak akşam size mi gelsek biz? Hem Aryam Umut'u çok özledi de tutturdu Umut diye tutturur gidiyor. Hasret giderirler. Arya. Yani Umut da çok özledi. Umut da çok mutlu olur. Ama Süreyya'ya sözüm var bu akşam. Ya yapma. Biz sizi yarın akşam misafir edelim. Ya yapmayın bana yarın deme işte yarın deme. Yarın çok uzak yarın. Yani yatacağız kalkacağız 24 saat bir sürü zaman ama olmaz öyle olmaz. Öyle olacak. Tamam ben bunu değiştirmeyeceğim anlaşıldı. O halde ben İzmir Marşı'yla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Peki. Çok güzel kadın değil mi? Çok da iyi kadın. O nereden çıktı bakayım küçük cimcime? Hiç. Dilara öpeyim çok sevdiğim için söyledim. Allah Allah. Hadi baba ya kurt gibi açım hadi. Gel bakalım. Evet Mert Efendi. Şimdi kıvır kıvırabilirsen. Nasıl Almanlar? Yarın. Yarın bayağı görüşmeye geliyorlar. Tamam sağ ol. Nasıl başardın? Yumuşattık bir şekil. Allah Allah. (Gülüyor)
Sen yumuşadın mı? Ben çok üzgünüm. Yani bir anda öyle ağzımdan öfkeyle çıkıverdi. Yani aslında öyle demek istememiştim ama... galiba alışman lazım. Yani kardeşler böyle kavga ederken belaltı vuruyorlar biraz. Ama inan bana asla vurduğun kadar acıtmak istemiyorsun. Ne yapalım? Bazı şeyleri acilen öğrenmemiz gerekecek hocam. Hadi. Çok özür dilerim. Önemli değil. Ne haber böyle? İyi şey. Adem Almanları ikna etmiş görüşmeye. Evet. Yarın geliyorlar. Vallahi? Evet. Ana! Ya en çok da sizin şu turşu suratlarınızdan kurtulacağım diye seviniyorum ha. Her şey yolunda. Ne bu? Ne oluyor bu Faruk Boran ne işler çeviriyor? Ya ben de size onu sormaya geldim. Ne bu? Bilmiyorum. Bana bak. Bu karşımıza böyle en bir öz hakiki Boran falan diye çıkmaz. Of abi çok kötü espri ya. Hadi çık abi çık. Havalandır biraz burayı. Çok of. O kadar kötü değildi be. Allah Allah. Biraz cam aç havalansın. Tabii kendiniz ordinaryosunuz çünkü. Hay bohçamın sol kenarı. Hay bohçamın sol kenarı. Buyurun. Fatma Hanım. Evet. De, ben bir şey satın almam kızım. Süreyya ben. Çocuğum. Ay, gel canım benim. Ay ben bugün ne kadar mutluyum. Canım gelmiş benim canım. Gel kızım. Gel.
Ay canım gel geç. Geç yavrum. Yoruldun mu sen ha? Yok canım. Ay nereden buldun sen beni? Nasıl buldun? Ay ben seni nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? Ah. Şurayı da bir toplayayım. Ayakta kaldın. Gel otur. Şuraları da kusura bakma. Otur canım benim. Canım benim sen. Ay. Nasılsın? İyiyim siz? İyi. İyi. Ay. Ya yani bakıyorum da ne kadar güzel bir kadın olmuşsun sen böyle. Ay. Ama belliydi zaten senin o zamandan. O zamandan belliydi. Canım benim. Süreyya. Canım bir sıkıntın mı var? Hani kalkıp bana geldin. Ha? Sıkıntı değil de sorun var. Annemle babam beni size bırakırmış ya küçükken. Hı. Anlatır mısınız biraz? İki saat ne giyeceğime karar veremedim valla. Hayır bari ne giyeyim, nereye gittiğimizi falan söyleselerdi. Gel gel, sen yine çok güzel olmuşsundur eminim. Oh. Osman? Osman direkt oraya gelecek anneciğim. Şş, abla bak bol bol resim at valla, ben çatlarım burada ha. Atacağım kızım, atacağım tamam. Aa. Ya Gülistan ben götüreceğim zaten, öğrenir de gelirim, sen merak etme. Tabii canım, yoksa Nazif öğrenmezse yolu delirir, hiçbirimiz istemeyiz değil mi? Çocuklar şöyle hadi, trafik var, bak geç kalacağız sonra. Hadi bakalım, gelin. Hadi. Hayır, buna da hiçbir cevapları yok. Ben diyorum ki benim sevgilimi oğlumu istediği zaman göremiyor. Sen de diyorsun ki oğlum benim tapulum malım olduğu için benim sevgilimi oğlumu istediği zaman görür. Ne bu ya? Ben dış kapının mandalı mıyım? Benim bu konuda hiçbir karar verme yetkim yok mu? Ben çocuğumun nasıl bir çevrede büyüyeceği hakkında bir fikir beyan edemez miyim ya? Haksız mıyım? Hem nereden çıktı bu herif? Hırlı mı, hırsız mı? Nereden tanıdın sen bunu iki günde? Nedir bu acelen? Siz Güneş Hanım'ı tanıdığınızda herhalde GBT'sine baktırdınız. Ya Güneş'le bir mi şimdi Allah aşkınıza? Güneş yani ismi gibi baktığın zaman nasıl bir olduğunu anlıyorsun. İçi de dışı da bir. Ama bu kim? Belki Dilara Hanım da o bahsettiğiniz beye baktığında hemen tanımıştır. Olamaz mı? Olamaz efendim, olamaz. Bir kere bu nereden tanıyacak? Yani bu bir kere bu hormonal dengesizlik içinde nereden tanıyacak? O daha kendi en yakın arkadaşını tanıyamıyor ya. 30 yıllık arkadaşı yani. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Bir gün bir bakıyorsun can ciğer kuzu sarması, bir gün bir bakıyorsun kanlı bıçaklı şey olmuş, düşman olmuşlar yani. Nereden tanısın, nasıl tanısın? Süreyya öyle, yok Süreyya böyle. Adem Bey, isterseniz biz asıl sorunumuza bakalım.
Şimdi bu kadar sinirlenmenize sebep olan şey acaba eski karınızın hayatında biri olması mı, çocuğunuzun hayatında biri olması mı, yoksa ikisi bir arada mı? Ya ne alakası var Allah aşkınıza yani? Elbette ki, tabii ki de benim eski karımın hayatında birisi olacak yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben niye muhatap oluyorum? Benim oğlum niye muhatap oluyor? Dilara Hanım sizin sevgilinizle niye muhatap oluyor? Ya olmasın efendim, olmuyor zaten. Olmasın dedik, oldurtmuyoruz. Peki Umut ne olacak? Bu mu yani? Her zaman siz kadınlar mağdursunuz. Bu mudur yani? Ha? Buraya mı gelecek mevzu? Bunu mu konuşalım? Ben sizi nasıl ikna ederim bilmiyorum ama ben gerçekten sadece Umut'u düşünüyorum. Ve sizin çocukluğunuzu. Şimdi çocukluğunuzda anneniz, tamam neyse işte, ya o bu sebepten sizi babanızla görüştürmemiş, değil mi? Babanız da vefat edip gitmiş. Ve siz hissettiğiniz bu eksiklikle sürekli yüzleşmek zorunda ve bütün yaralarınızı kendi başınıza halletmek zorunda kalmışsınız, öyle değil mi? Yani anne baba savaşmış ama yarayı çocuk almış, öyle değil mi? Anne babalar boşanabilirler, olabilir. Boşandıkları için birbirlerine kızabilirler, öfkelenebilirler. Bunlar normal, olabilecek şeyler. Ama eğer bir anne sürekli olarak oğluna, çocuğuna, kızına babasını kötülerse, aslında ondan intikam aldığını düşünerek, en kıymetli varlığının hayatını nasıl söndürdüğünün farkına varmamış olur, değil mi? Aynı şekilde tabii babalar da. Eğer annelerinin hep işte hata yaptığını söylerlerse, hep çok fena şeyler yaptığını söylerlerse, en kıymetli şeylerini ellerinden almış oluyorlar, değil mi? Anne figürünü elinden almış oluyor, şefkat kaynağını elinden almış oluyor. Yani bu yetişkinlerin savaşında kazanan olur mu bilmiyorum ama kaybeden hep çocuk oluyor. Galiba bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben niye oğluma annesini kötüleyeyim yani? Niye böyle bir şey yapayım ben? Ama sorun sadece eski karınızı kötülememek değil, onun seçimlerini de kötülememek. Şimdi baba olarak kaygı duyabilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Dilara Hanım da kaygı duyabilir anne olarak. O da haklı. Ama eğer yanlış yaptığını düşünüyorsanız bunu Dilara Hanım'la konuşmanız gerekiyor. Çocuğu arada bırakmadan. Bakın Umut büyüyecek, değil mi? Birkaç yıl sonra kocaman bir çocuk olacak. Eğer onu arada bırakırsanız bu büyük bir sorun olur. Peki bir şey soracağım. Şimdi ya bu herif manyağın teki çıkarsa? Ha? Al. Dilara'nın seçimi. Ya ben de bundan vazgeçmiyorum derse? Ne olacak o zaman? Benim annem mesela manyağın tekiyle evlenmiş. Özbaban beni almak istemiş yanına. Keşke de alsaymış yani. Şimdi ben bu durumda velayet davası açmakta haklı mı olurum, haksız mı olurum? Ha? Adem Bey. Sizce Dilara Hanım böyle bir şey yapar mı? Hı? Acaba eski deneyimleriniz sizin bugünkü algınızı biraz saptırıyor mu? Hı? Bakın Adem Bey, geçmiş neyse ne, yaşandı ve bitti. Evet, siz çok, çok zor bir hayat yaşamışsınız. Büyük zorluklar atlatmışsınız ama onlardan da çok kıymetli deneyimler elde etmişsiniz. Siz değiştiniz, değil mi? Koca koca adımlar attınız. Siz bir Fevzi Boran değilsiniz ki Adem Bey.
Dilara Hanım da anneniz değil. Evet, galiba... galiba sorun buna ikna olmanızda. Ben oğlum için yanlış hiçbir şey yapmak istemiyorum işte. Ama yapacaksınız. Yani oğlunuz için illaki yanlış bir şey yapacaksınız. Çünkü anne babalık yolda öğreniliyor Adem Bey. En iyi yolu belki de oğlunuzla ararken bulacaksınız. O size gösterecek. Birlikte büyüyeceksiniz. Yok öyle mükemmel anne babalık. Mükemmel ebeveyn olmak diye bir şey yok. Birlikte aramak belki de en kıymetlisi. Birlikte bulacağınız yollar çok kıymetli. En kıymetli şey oğlunuza onu sevdiğinizi hissettirtebilmek. Koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirtebilmek. Tabii iki taraflı yani anne için de baba için de. Bir gün belki oğlunuz size gelecek ve siz ona şunu diyebilirseniz, bak evladım, sen annen için her şeyden daha kıymetlisin. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Tabii eğer Dilara Hanım da bunu sizin için söyleyebilirse, oğlunuz için en güzel şeyi yapmış olacaksınız. Bir çocuk için yapılabilecek en güzel şey onun sevildiğini hissettirtebilmek. Onu olduğu gibi kabul ettiğinizi hissettirtebilmek. İşte o zaman çocuğunuz hayatta her zaman güçlü adımlar atar. Bir düşünün isterseniz. Pikniğe gitmiştik burada. Ay piknikte ne eğlendik, ne eğlendik. Ay nasıl oynardı. Nesrin bir oynamıştı orada. Şu bebek bak, ben örmüştüm sana onu. Ay adı Hurşit miydi neydi, sen de Hurşit demiştin galiba, hatırlamadım. Fotoğrafı ben alabilir miyim? Tabii canım. İstediğini al. Tabii alabilirsin tabii. Bir de keman çalan biri var mıydı? Fırat abin? Oğlum? Sen bazen ağlardın. Konuşmazdın da. Böyle giderdin cama. Orada kendi kendine ağlardın. İşte Fırat da kendince böyle gıygıda gıygı seni eğlendirmek için keman çalardı. Sen böyle kemanın sesini duyunca böyle bir sakinlerdin. Hatırladın mı biraz Süreyya? Ha? Süreyya? Şimdi de ben keman çalıyorum. Ne güzel, keşke Fırat abin de duysa. Çok sevinir. Akşam da mı almazlardı beni? Geç vakte kadar çalıştıklarından ben sana kıyamazdım, vermezdim. Çoğu gece sen bizle uyurdun. Ama sen zaten bizim evimizin kızıydın. Kızımızsın. Annem beni aramaz mıydı? Vakitleri yoktu. Onlar böyle gençlik, sanki çok zamanları varmış gibi hayatı böyle harcıyorlardı. Şimdiki gençlik de öyle bir koşturma. İşte yoruluyorlar koşmaktan, sonra bütün hınçlarını çocuklarından çıkarıyorlar. Annem sinirli miydi? Annen.
Ah annen dedim bak. Ben sana şimdi bak. Dur şu bir şey getireceğim. Dur, dur. Ay, ay, ay. Canım benim. Bak. Şimdi sana. Bak canım. Vefat ettiklerinde yani Allah rahmet eylesin. Biz komşularla beraber mekanı boşalttık. Ben bunu buldum. Bu annenin sanırım. Ama elim varmadı açmaya. Dedim ki Süreyya bir gün çıkıp gelirse ben bunu ona teslim ederim. Annenden bir yadigar gibi. Canım benim. Ölmeden sana verdim ya çok şükür. Bir şey diyeceğim. Doğru yere mi geldik? Bilmiyorum abi, ben de bilmiyorum. Herkes doğru konuma mı geldi? Evet, evet. Vallahi. Geciktin mi? Yok, geciktim. Hayır, hayır, hayır. Tam zamanında geldim, merak etme. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayır. Ne oluyor? Süreyya nerede? Ha, Süreyya yolda. Bir işi çıkmış da onu halletmiş, geliyor. Evet. Beyim heyecandan kayacağız gideceğiz şimdi. Ben Süreyya'ya daha önceden sürprizi yaptığım için onu beklemeyeceğiz. Ben açılışımı yapıyorum. Tadam. Mekanıma hoş geldiniz Boranlar. Ya. Yemin ediyorum ben biliyordum. Bak yemin ediyorum ben aklıma geldi bak. Yemin ediyorum size bak. Yemin ediyorum tahmin ediyorum size. Allah Allah. Herkes bu var mı ki burada? Teyze, bir şey değil mi? Hadi hadi içeriye. Sürprizler içeride. Buyurun. Aa, hadi. Hadi. İyi ne? Gel gel. Ya da onun dışında bu ne acaba? Bu bana değil, karına soracak. O mu aldı? Tabii ki. Seni sevdim. Peki, siz anlatın. Gerçekten. Ay Allah'ım. Aa merhaba.
karım da geldi. Bravo. Herkesten bekliyorduk bunu ama senden beklemiyorduk. Tam bir Boransın, tebrikler. Bravo. Sırlar içinde yaşa. Çok güzel olmuş Süreyya, değil mi? Bayıldık. Hadi herkes yerine, hadi. Hadi gelin. Buyurun. Hadi. Koydum ben bunu. Tamam, koydum ben. Oh. Ay nefis oldu. Evet. Servisi kim yapıyor? Yani garson bir menü alabilir miyiz? Sen servis burası. Ne yiyeceğiz? Tabii ki değil. Tabii ki değil. O zaman... Konuşma! 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 Evde bana... Fikret. Evet, evde bana uzattığınız mikrofonlara ben şimdi cevap veriyorum gençler. Hepinizin aklında bir soru işareti var tabii ki. Yemek işi nereden çıktı diye. Ben önce onu anlatayım, sizi bir aydınlatayım. Benim ruhum daraldığında, kafam bozulduğunda gittiğim bir mekan vardı. Kendim oranın mutfağına atardım. Orada olmak bana iyi gelirdi. Bir şeyleri böyle kesmek, biçmek, pişirmek beni hep rahatlatırdı. Kafamdaki düşünceleri bir sıraya dizerdim. Bir netleşirdim. Ama inanın istifa ederken ne bu restoran ne de ne yapacağım yoktu kafamda. Gerçekten yoktu. Sonra bir gün tekrar içim böyle bir daraldı. Ve mutfağa girdim. Anneme yemekler yaptım. İşte o gün, o sofrada karar verdim böyle bir yer açmaya. Benim aslında yemek yapmaktan daha çok sevdiğim şey sofra. Evet. Ben bizim evdeki sofranın sihrini buraya taşımak istedim. Ben sevdiklerime bir şeyler sunmak, onları mutlu etmek, onların gözlerinde mutluluğu görmek... Bundan haz alıyorum. Küçülen aileler, masa başında yemek yerken telefonuna gömülüp karşıdakiyle kontağı kesenler. Beyim bugün hariç, anı olsun, Hayatın koşuşturmasında yorulanlar, onların durağı olsun istiyorum. Bizim Boran soframızın sihri onlara da bulaşsın istiyorum. Çünkü biz o sofra başında bütün sorunlarımızı çözdük. Bir arada olduk. Birlik olduk. Birbirimizi dinledik, anladık. Bakın mesela buralarda tek kişilik masalar yok. Telefonlar da yasak. Yani arkadaşlar kısacası burası insanların hayattan kaçıp mola verdikleri bir yer olsun istiyorum. Helal olsun. Bravo. Tamam. Helal. Adama bak ya, mola verirken bile tek başına vermiyor. Herkes mola verecek. Beyim şaka baka bir yana inşallah dolsun dolsun taşsın. Amin. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İnşallah aç gelmişsinizdir. Çok fena yemekler yaptım. Haberiniz olsun. Göreceğiz. Thank you.
Bu ay satışlar çok iyi gitti. Keşke her ay böyle olsa da biraz elimiz rahatlasa. Süreyya bana toplayıp gelmiş. İyi bari, sevindim. Çok eğlenmiş Fatma Hanım'ın köyünde. Süreyya yine mahallede kavga etmiş. Çok hırçın bir çocuk oldu. Bu restoran bizi kurtaracak mı, kurutacak mı? Hiç bilmiyorum. Geceleri bazen altına işemeye başladı yine. Beni cezalandırıyor bu çocuk. Ben ne yapabilirim? Gecenin ikisi burada hesap kapatıyoruz. Süreyya yine masada sızlı kaldı. Bizimle bir perişan ettik çocuğu da. Çok erken davrandık, çok. Hayatı kurmadan onu doğurduğum için öyle pişmanım ki. Bazen keşke diyorum, keşke Süreyya'yı doğurmasaydım. Üzüleceğine rahatlamış gibisi. Ne oluyor be? Bir şey yok. Kızım nasıl bir şey yok söylesene. Bir şey yok. Konuşturma beni. Konuşursam da alacağım. Zevk şekilde devam etmem lazım konuşturma Dilara. Ben bir kadın buldum bugün. Fatma teyze. Annemler sağken bana bakarmış. Sonra bir kutu verdi bana. Annemlerden bulmuş. Benim için saklamış sağ olsun. Ya kızım ne güzel işte. Bak bugünü bulmuş eline geçmek için. Ya farkında mısın? Annen her defasında bir yolunu buluyor yanında olmak için. Yine yanında olmuş işte, ne güzel. Acaba. Bu ne demek şimdi? Ben anlamıyorum Süreyya. Bir şey demek değil. Ben bir şey şu an anlatamam Dilara. Bilmiyorum çünkü. Ya Süreyya, ben endişeleniyorum. Tamam, sorma diyorsun da yani. Ay ne olmuş kızım ya? Ne demiş olabilir bu Fatma teyze ya sana? Ya Fatma teyze bir şey söylemedi Dilara. Tamam mı? Bir şey sorma bana, bilmiyorum. Tamam. Gelme üstüme, bir şey sorma, bilmiyorum. Ben bir önce bir daha bir bildiğim her şeyi gözden geçireyim. Bir kim olduğumu bulayım. Sonra konuşuruz. Gel bakayım buraya sen. Gel, gel. Sakın kimseye çaktırma, tamam mı?
Yemin ediyorum inanamıyorum ya. Bu gecenin gerçek olduğuna inanamıyorum. Sanki biri çıkacak diyecek ki 1 Nisan. Alışırsın. Orada bitecek. Zamanla alışırsın, zamanla alışırsın. Ay ama annem inansın yeter yani. Kişi kaydetsin o ilk çok anını. Kaydetmedi mi nereden biliyorsun? Kaçar mı? Şaka ediyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben bir yaza bakayım. Ben şey onları yatırdım, uyuttum da indim. Gayet iyiler. Faruk Bey, hayırlı olsun. Vallahi çok şaşırdım. Şu ara hepimizin zaten genel geçer duygusu şaşkınlık. O yüzden sen de bizdensin yani. Şey yapma. Ay Nazif birkaç tane resim gönderdi de çok güzel bir yermiş. Teşekkür ederim. Seni de ağırlarız. İnşallah. Başka bir isteğiniz yoksa? Yok. Yok, sağ ol. İyi akşamlar. İyi geceler. Hadi. Bitti mi sen de bile? Hı? Odamıza gelmez herhalde. Aa. 2 dakika yaza bakmaya gittim. Ne ara giyindin, soyundun? Yatağa girdin sen ha? Ha? Çok yedim ben herhalde. Abi ağrım çöktü ya. Uykum geldi Faruk. Yalan söyleme. Gördüm ben. Hiçbir şey yemedin. Yo, yanlış görmüşsün. Yaz nasıl? Mışıl mışıl uyuyor. Sen bugün geldiğinde de böyle iyi değildin. Okulda bir şey mi oldu? Sormayı fırsat bulamadım koşturmadan. Yok bir şey olmadı herhalde. Hava değişikliği falan. Böyle açık hava işte. Ne bileyim. Ya ben de sanıyordum ki sen bu kadar koşturmaya uyuyacaksın hemen. Maşallah enerjisin. Sen uyumayacaksın herhalde. Yok, uyuyacağım. Ya uykum var çok böyle sanki. İçime bir şey böyle çekiyor gibi hani uykuya. Ne yapalım? Kaderimize razı oluruz o zaman. Sağ ol. Denkleşmedi. Mandıracıyla konuşmak lazım. Gülüm sen ne yaptın? Konuşabildin mi çamaşırcıyla? Ne kadar istiyormuş örtülere? Cihan. Ben... hamileyim. Gerçekten mi? Geç fark etmişim. İşten güçten göremiyorum ki kendimi. Takip edemedim işte. Artık aldırmak için de çok geçmiş. Sordum ama. Neyse Begül'üm. Geldiyse yapacak bir şey yok. Bebek rızkıyla gelir derler. Allah yardımcımız olsun. Çaylar soğuk ben tazeleyim. Thank you.
sürü sorum var anne. Sensiz nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl tek başıma bakacağım bilmiyorum. Başarabilir miyim bilmiyorum. Cevabını almak için kapındayım devamlı anne. Cevabını alamayacağımı bilsem anne gitme ne olur. Anneyi uyandıralım mı? Gel bakalım. Gel bakalım prenses, gel bakalım. Annesi. Annesi. Şişt. Ah, uyandı. Günaydın. 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 Sen yazı ne ara getirdin buraya? Ben gece bir ara getirdim de. Senin yataktan çıkmaya niyetin yok galiba. Yok ya, acayip yatak keyfi istiyor canım. Kaçırayım mı restorana? Havadan herhalde çıkmak istemiyorum Faruk ya. Tembellik yapayım mı? İyi misin sen hayatım? İyi o zaman. Ben yazılıp gideyim. Ha? Yok yok onu bırak. O beni engellemez. Bırakayım seni. Bırakayım seni. Hı? Hadi o zaman annesi. O zaman kaçıyorum ben. Yine fikrini değiştirsen gelirsin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam, 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 tamam. Geleceğim ben yine, geleceğim ben yine. Hadi, hadi, bay bay, bay bay. Buongiorno prenses. Gel bakayım. Günaydın anneciğim, günaydın. Erkencisin bugün. Oğlum sen mi erkencisin, ben mi erkenciyim? Ay oğlum biraz dinlenseydin, o kadar yoruldun, çok geç geldik. Günlerdir tek başına koşuyorsun. Hiç, şu an hani şu açılış bitsin, ondan sonra bol bol tembellik yaparım anneciğim, tamam mı? Keyif benim artık. Sen öyle hiç tembellik yapacak gibi falan durmuyorsun. Hoş yorulacak gibi de durmuyorsun. Allah neşeni, Allah enerjini daim etsin canım oğlum. Amin, amin. Anneciğim bu süreçte desteğin gerçekten çok kıymetliydi. Teşekkür ederim sana. Ne oldu, uyandı mı Süreyya? Ha, kalktı da yataktan çıkamadı. Ya tabii yaz, okul falan filan onu bayağı yordu anne. Cin gibi bizim yaz. Sen bir gitsen acaba, ilgilensen de bizimki biraz uysa. Ayol dün gece kucağından inmedi kızım. Kız yoruldu tabii. Yani gel diyoruz, gelmiyor bizim kucağımıza. Tamam oğlum, merak etme sen. Ben ilgilenirim. Ben ilgilenirim. Hadi ben kaçtım. Oğlum çok büyük oldu. Günaydın gençler. Abi, mutfaktakiler bir kabak reçeli yapmışlar. Şunun bir tadına bak, gözünü seveyim. Bilmiyorum tabii şefimizin ağzına layık mıdır ama... Mutfaktakilerin yeni keşfi çok güzel. Nasıl? Ne diyorsun? İyi, iyi. Cem, vallahi herkes yoruldu, ben sana diyeyim. Ha bu arada Murat aradı, franchise'lik verir mi abim diyor. Sen tabii rahatladın, değil mi? Öz, Boran, turizm, seyahat şirketini kurmadım diye rahatladım. Rahatladım, vallahi rahatladım. Böyle omuzlarından yük kalktı falan ya. Kabuslarım bitti ya. Teşekkür ederim yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Cesaretine ötürü seni kutluyoruz, alkışlıyoruz, önünde şapka çıkarıyoruz. Kesinlikle. Evet, cesaret demişken Osman Aga nerede? O gitti ya. Yok şu an evde kalması için sebep yok artık çünkü. Bir şey daha var. Bugün Happy Friday etkinliğimiz var şirkette. Çok güzel olacak, çok eğlenceli geçecek. O yüzden seni de bekliyoruz eğer işin yoksa. Almanları da bağlarsak bu cuma kutlu cuma. Arkadaşlar size hayırlı cumalar. Benim işim gücüm var, size uğrayamayacağım. Eminim çok güzel geçecektir. Sizler nasıl geçtiğine dair bana bilgi verirsiniz. Haydi öptüm sizi, bay bay. Haydi bay bay. Evet, nerede kalmıştık? Bilmiyorum. Ne olabilir? Sen ne yapıyorsun? Şu anlat bakayım bana bu etkinliği sana. Sürpriz.
iadeler üzerine. Hayır, bitkiler oraya değil. Onları yukarı istiyorum. Bunlar çok uzamaz. Tamam. Bunlar da faturalı. Tamam, onları hallederiz. Onlar sorun değil. Sen şunları hallet abi. Hadi kolay gelsin. Of, ilaç gibi geldi var ya. Aşkım tamam, gel otur. İyi çok geldi değil mi? Ya çok iyi geldi ama sen de bugün çok yoruldun, sağ ol. Ay hiç yorulmadım Fikret. Ben o kadar severek yaptım ki yani sana anlatamam. Ama ne? Şu Almanlarla işi halledin. Bu sakinleştirme ücretini ayrıca yazacağım. Tamam canım, veririz, sen de al. Aa. Faruk. Abi. Efendim Faruk? Ha, İpek. Ya senden bir şey rica edeceğim. Aha. Bizim bu açılış işini sen mi acaba üstlensen ha? Gerçekten mi? Evet. Ya deli misin? Tabii ki, çok seve seve. Tamam, çok sevindim. Bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Akşam eve geldiğimizde bir konuşalım. Hem akşama kadar ben de bir düşünmüş olurum, bir kafamda şekillendirmiş olurum ne yapabilirim. Hani sana da birkaç seçenek sunarım. Olur mu? Harika, tamam. Fikret ne yapıyor? Yanımda. Yanımda şu anda şaşkın şaşkın bana bakıyor. Selam söyle. Tamam. Tamam, selam söylüyor sana. Tamam. Haydi görüşürüz. Tamamdır, hadi görüşürüz. Bay bay. Ne diyor? Sence? Ne? Diyor ki, restoranın açılış organizasyonunu sen yapar mısın? Şaka yapıyorsun. Evet. Aa! Helal olsun sana be. Bak benden önce iş kaptın, görüyor musun? Ama bak görürsün, o kadar güzel yapacağım ki. Çok güzel bir açılış yapacağım ve karınla gurur duyacaksın. Ben seninle zaten gurur duyuyorum. Ya çok heyecanlandım. Ya dur tamam, beni de heyecanlandırma. Şu Almanlar tekrardan güme gitmesin. İyi o zaman, ben bir son hazırlıklara bakayım. Şu Faruk Bey'in restoranında neler yapacağımı bir düşüneyim falan. Tamam, yani çok işim var. Sesli sinema. Ayıp ediyorsun. Büyük düşün. Daha böyle eğlenceli, yaratıcı, daha böyle bütün stresini alacak bir şeyler düşün. Köpük banyosu. Ay. Ay hiç komik değil. Yağlı güreş. Oh. Neler düşünüyorsun bakayım ha? Aklından neler geçiyor? Bu konuyla ilgili yorum da yapmadın hiç. Vallahi ne hissedeceğimi bilemiyorum hiç. İnşallah Faruk için en hayırlısı budur. Ama çok uzun zamandır hiç yani bu kadar içten güldüğünü görmemiştim Faruk'un. Onun neşesini görünce saldım. O mutluysa ben de mutluyum. Harika. Sen mutluysan ben de mutluyum o zaman. Ne güzel bir sabah zaten değil mi? Bak. Ya. Şuraya oturalım mı acaba? Nereye? Şuraya mı? E git. Gel bakalım. Ana. Hoppa. Heh. Hoppa. Aa, bir dakika. Tamam. Ya. Sen buraya oturabilir misin yani? Saltanatın sarsılmaz mı senin ha? Ben hala Esma Sultanım efendim. Rica ederim. Ha. İşte örtüm. Oo, her şey de düşünülmüş maşallah yani. Bunlar senin işin de ama neyse. Ha, demek öyle. Ama biz de size karşı boş değiliz Esma Sultan. Fokus. Aa, fokus. Buyurun. Ben bugün hazır biraz boşluk varken şu şirkete uğrasam mı? Ben de geleyim seninle, tamam birlikte gidelim. Ay dur. Çikolatanın kokusunu mu aldın sen ha? Gel bakayım, gel.
gel. Hoppa. Hoppa. Bir kolaçan etmek lazım. Bakalım Faruksuz Fikret Bey neler yapıyor. Değil mi? Değil mi efendim? Ya oyunu oyundan vazgeçmiyor yani, değil mi? Ya, ya çocuk Fikret kızarsa peki? Aman efendim, sen ağaçlarla mı oynuyorsun? Ağaçlarla mı? İyi ki anne, iyi ki anne yorgundu değil mi? Ha, bize gün doğdu, bize gün doğdu. Desene dede. Babaannemle uğraşacağımı benle uğraş dedeciğim desene. Yaz, yaz. Bak. Senin bu babaannen var ya. Senin bu babaanne var. Senden daha yaramaz biliyor musun? Aa, bu kızın neresi yaramaz dedesi? Neresi? Vallahi külliyen yalan. Ha. Külliyen iftira. Külliyen iftira. Külliyen evim. Gece onu takip etti zaten. Ay, çok. Ay çok güzelmiş ya. Ay hala aklım almıyor şaka gibi. Ya şimdi Faruk Bey'in ciddi ciddi restoranı mı var ya yani? Gülistan ne diyorsun, etekleri zil çalıyor. Aa, ya. Evet. Ya Gülistan bak yemin ediyorum nasıl heyecanlı biliyor musun? Bak. Dur oğlum dur. Bak yemin ediyorum bak böyle bak sürekli böyle bak. Evet. Ay evet. Böyle yaptı yani. Yemin ediyorum heyecanlı. Gülistan sana yemin ediyorum bir tepsi taşı işi var. Böyle şef garsonlar canım. Şef garsonlar böyle tepsi taşı var. Böyle tepede de şu tepsiyi bak. Ama sen bak. Şey yapmasan mı? Yavaş. Ay, Allah Allah. Ay, Allah. Ay, seni ne yapmasın be oğlum be? Öf be, her tarafı pirinç yaptım be oğlum ben, ya. Faruk Bey'im kadar profesyonel bak. Değilim. Ya ne profesyonel be? Tabak, çanak ne varsa kırarsın sen 3 günde dükkanda. Ay, Allah'ım yarabbim ya. Of. Benim kızım acıktı galiba. Kıdıcık, kıdıcık. Gel sen bana. Ay. Gel. Olur olurum ya. Maşallah. Süreyya inmedi mi daha? Yok hanımım inmedi. Yani hiç de böyle yapmaz ama. Ne yapsam ben bir gidip baksam mı? Yok 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 hayır bırak rahat bırak. Demek ki şey yoruldu. Ben şirkete gidiyorum. Ben sana listeyi vermiş miydim? Verdiniz. Ah, tamam hadi bakalım kolay gelsin. Canım benim. Güle güle hanımım güle güle. Size de kolay gelsin. Boncuk burun mu senin? Boncukum benim. Ay benim çilek dudaklım mu sana? Ay. Aman 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 aman. Dur gülüm balı. Ay senin balım. Çilekli parfüm vardı ya, ondan yapıp yesek mi ya, ha? Gülistan, Allah aşkına yapsana yiyelim be. Vallahi yemin ediyorum bak. Kıratın yanında yaşa yaşa yaşa. Ne, huyundan ya da suyundan onun gibi aşermeye başladın ha. Erdim vallahi, yapıyorum ha. Yap. Ay az bir şey oldu. Aa. Kızım al. Baba arıyor Melih'im. İşte bak. Babacık arıyor seni. İşte bak, iyi baba lafın üstüne arandı. Doğru dedin, dur. Hadi o şey atma canım. Alo. Ah Nurgül abla, ya ben Süreyya'ya ulaşamadım da hala uyuyor olamaz herhalde. Telefonu yukarıda falan mı bıraktı? Ha oğlum, odasından çıkmadı. Yani herhalde uyuyor, bilmiyorum ki. Seslenmedi de. Hanımım da rahatsız etmeyin dedi, biz de çıkmadık yukarı. Yazın sesi mi o? Ha, burada, babası burada. Bak nazifle oynuyor. Faruk ne yapayım, uyandırmamı ister misin oğlum? Yok yok. Yok, ben ararım onu. Demek ki dinlenmeye ihtiyacı var. Tamam, sağ ol ablacığım. Sağ ol.
Faruk Bey, bir bakar mısınız? Cihan, canımı çıkardın oğlum. Şu çayı bir hak ettim. Ay bir Yeşilçam polisi, bir sucu. Zamanlamalarınızın hastasıyım. Gerçekten. Geldim. Aa. Kimle konuşuyorsun kız? Sucuyla. Ya bu saatte Dilara okuldadır diye bir şansımı deneyeyim dedim de. Bu yakında yemekteydik. Bir San Sebastian yapıyorlar. Yıkılıyı. Aman bu da Triliçe'ye geçtin nesi varsa. Yalnız her türlü vizeyi alır. Sos aldın mı? Güzel mi? Kız yıkılıyor diyorum. Ne seveceğini bilmediğimden iki tane sos aldım. Çok kalmayacağım, merak etme. Ya merak etme sen de mi? Ben vizeyi aldım, rahat ol. Yalnız şunları hemen hazırlayıp getireyim. Ha. Adem'le konuştun mu? İşte konuştum, konuşmam. Dur, dinleyeceğim. Dur, hazırlayıp getiriyorum, dur. Geldim, geldim. Aa, ne kadar hızlısın kız. Aman da. Tatlı konusunda hemen hızlı davranırım tabii. Anlat. Üf, aman işte. Zaten konuşulacak durumda da değildi böyle beş karış surat. Ha. Kendine bak dedim ben de. Hı. Önce kendine bak. Ha. Sonra da zaten psikoloğa gidiyorsun. Git psikologla mı konuşuyorsun? Artık kimle konuşuyorsan konuş, hallet bu meseleyi. Hı. Dedim. Bu ne demek ya? Ayrıca da başka bir şeye sinirleniyor. Önce onu bulacaksın. Ondan sonra konuşacağız. Dedim, sonra da zaten sinirlendim ben de. Çektim gittim, bıraktım bunu tek başına. Evet ya, bir kendine baksın. Ne dedi? Dilara... Ya yok be, sucu geldi. Bir dur ya. Allah Allah. Geldim. Teyze hoş. Ne oldu kız? Sevgilini mi bekliyordun? siz ne oldu? Nereden çıktınız da? Okul mu yoktu sizin? Umut'u vereceksen ben alayım, onu bakmamı istiyorsan. Güneş burada. Geleceğinden gerçekten haberim yoktu. Aniden geldi. Yemin de bilmiyordu. Benim iki gözüm şey tutup bilmiyordu. Beş dakikalığına uğramıştım. İstanbul'a gidiyorum da birkaç gün olmayacağım. Bir senemi göreyim diye. Hı. Sen rahatına bak lütfen. Senem görüşürüz. Kal lütfen. Ya senin için de sakıncası yoksa ben seninle konuşmak istiyordum zaten. Buyurun o zaman. Evet, oturalım o zaman. Hiç dokunmayalım teyze, pusetinde kalsın. Çünkü şey, uyuyor, uyanır şimdi. Hayırdır, Triliçe'den San Sebastian'a Faruk enişten mi geçirdi, sen mi yaptın yoksa? Ben? Ben nasıl yapayım şey? Güneş şey yapmış. Öyle yemekteydik burada. Elim boş gelmeyeyim dedim. Sağ olsun. Kahve var mı? Var var. İçmeyelim mi? İçelim. Orada bir kahve var, uzakta gibi oldu. Getireyim ben o zaman. Dalmasalar var. Dilara'nın da sahne.
kendini. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Niye? Yani çok özür dilerim bunun için ama ben geçen gün teyzemle telefon konuşmanıza kulak misafiri olmuş bulundum. Durumuma benim açımdan da Adem'in açısından da yaklaşımın beni sevindirdi. Yani ben şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şu bayağı mavi ekran. yani çok farklı değilim ben de senden. Yani çok iyi anlıyorum o yüzden. Yani Adem'i seninle bu kadar rahat konuşabileceğimi hayal edemezdim ben de. Güneş. Biz Adem'le bir ilişkide ne yapmamamız gerektiğini gördük aslında. Ben de kendi hatalarımı fark ettim. Yanlışlarımı gördüm. Görmeye devam ediyorum hala. Ama seninle ilk karşılaştığımızda söylediğim şey gerçekten doğruydu. Yani benim kavgam seninle değil. Benim Adem'in mutlu olmasıyla ilgili de bir derdim yok galiba artık. Ve senin de benimle ilgili bir sıkıntının, kavganın, derdinin olmadığını bilmek iyi hissettirdi ya. Dilara, ben senin mutlu olmanı çok isterim gerçekten. Ve umarım hayatına giren kişi doğru kişidir. Umarım. Teyzemin kulağı kapıya yapışmıştır. Ben gideyim kahveleri yapayım, getir. Aa, sen şey yapma, ben hallediyordum kahveyi. Şey yapma sen, git hadi. Kahve fincanları burada teyze. Baktım senin kulağın kapıya yapışacak. Dedim geleyim el atayım. Ali, dilime söven Müslüman olsa ben en azından çaktırarak dinliyorum. Tabii çaktırmadan mı dinledin gizli gizli? Ay madem o kadar gizli bir bilgiydi bu, niye hoparlöre verip konuşuyorsun? Ben dinlemedim, kulak misafiri oldum. Ya hoparlöre vermişim. Teyze hoş abartma. Kanka olmadık. Sadece nezaketen teşekkür ettim. Tamam, bırak, ben yaparım, dur. Ay, telefonu alsaydım Süreyya'yı arayacaktım. Ama alamadım da. De bir haller vardı onda. Ha? Sen konuşabildin mi? Neyi varmış? Konuşamadım da teyze, biz... Sen dedin yani annesiyle ilgili yeni şeyler öğrendi diye. Bir hassaslaştı tabii. Bir kendi haline bırakalım biz onu. Ya onu istemiyor değildi ki benim kardeşim. Sadece onun kafasındaki gibi şeydi. Yani böyle hani o kadar müşfik bir anne değildi. Yani biraz da çocuk Süreyya'nın kafasındaki uydurmalar gibi olmuş. Yani teyzeciğim işte annesi çok önemliydi Süreyya için. Sarsıldı kız. Tabii. Kendi haline bırakalım biz. Siz de iyice kaplumbağaya bağladınız ha. Birisi kafası çıkarıyor, öteki sokuyor. Hadi çıkar bunu, çıkartabilirsen şimdi.
Bileziklerini kulağına taktın iyi olmuş. Beğendin mi? Yakışmış. Ya şu işi Bey'in alsak mı? Ya onu bırak benim aslında. Akif'e canım sıkıldı ya. Herif nasıl kaptı masajı ya? Bu nasıl bir şanstır ya? Hangi balla kazandı sana Kuray? Eğleniyor muyum? Aşkım sen deli misin? Baksana ya millet uçuyor, koptu herkes. Değil mi? Tabii en çok Akif'e yaradı bu iş. Söyleyeyim mi? Oh şimdi mis gibi masaj. Oh, bu ne ya? Kıskandınız. Evet. Kıskandınız. Evet. Tamam hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. Ben hemen size de bir masaj ayarlıyorum. Öyle mi? Harika. Sana ben yapacağım. Ne yapıyorsun? İşte bu işte bana kaldı. Video çekeyim de Faruk'a yollayayım bari. Ha? İster misin? Gel bize. Boran Truzim kapıyor. Çok şey kaçırıyorsun Faruk Boran. Ama hiç merak etme Faruk Boran. Ben son gaz etkinliklerime devam edeceğim. Belki senin orada da yaparız. Ha yaparız yaparız. Ha. Dur bir dakika. Faruk. Bu arada bu Almanlardan işe aldık. Oğlum ben söyledim. Yapma ya. Vallahi. Vay alçak. Böyle yani. Hadi hadi sana sıkıcı hayatında başarılar. Hadi kapat kapat kapat. Hadi, hadi bakalım. Bye bye. Evet. Ben şu Alman şeyleri çocuklara söyleyeyim mi? Tabii tabii söyle. Tabii ki. Gençler. Bir dakika buraya gelin ya. Bir dakika. Eğleniyor muyum? Güzel. O zaman öncelikle bugünün planlayıcısı olan İpek Boran'a koca bir alkış alalım. Sonra size bir haberim var. Bu şey vardı ya bizim. Bir anlaşma yapmaya çalışıyorduk Almanlarla. O işi kaptı! Tabii, bir dakika. Bu şu demek oluyor, cuma günleri öğleden sonrası hariç iş yükü biraz artacak arkadaşlar. Oo, olsun patron, sıkıntı yok bence. Hadi o zaman. Evet, sırada ne var? Merak ediyor musun? Aha. Bekle o zaman. Ne? Benim başımı yakma. Ne, üreği mi bu? Aa, patroncuğum, işimi yalnız mı bırakacaksın? Aa, oha! Hadi! Yazacak mı orada? Merhaba çocuğum. Merhabalar efendim. Haber vermemi ister misiniz? Ayol şirketime de izinsiz gireyim istersen. Gerek yok. Teftişe geldiğini belli etmeden bir gerilim olmasın. Zaten çocuk işe başlıyor, 2 gün oldu.